Ben yapacağımı yaptım. Artık gerisi sizde. O evden, bu konağa torun gelecek. Yüz görümlünü getirdim. Hadi alsana, aç. Hadi. Tam 1 milyon. Sen istediğini aldın. Şimdi içeri gel. Nereye gidiyorsun? Bırak beni. Seninle bir anlaşma yaptık. Ben üzerime düşeni yaptım. Sıra sende. Direnme. Bu senin seçimin. Bu anın sebebi ben değilim. Büyük laflar ederken ayağıma kadar gelip yalvarmadan önce düşünecektin. Aşk evliliği istiyordun değil mi? Bu evlilikten çıkacak aşk bu işte. Yaklaşma bana. Hiç öyle bir niyetim olmadı. Sen istesen de sana dokunmam. Sırf yaptığın seçimlerle yüzleşmeni istedim. Aklın başına gelmiştir umarım. Parayı aldın. Artık işi zorlaştırma. Yarın sabah o kliniğe gideceğiz. Çok önemli bir şey yoktur umarım Beyza'nın. Yok. Ayağını burukmuş. Yasemin birkaç güne geçer dedi. Küçükken beraber büyümüşsünüz Beyza'yla. Seni dilinden düşürmüyor. Çok seviyor belli. Abilik yapmışsın ona hep küçükken. Eskiden de hep böyle düşkün müydü sana? Ben bir solup geleyim. Kahretsin. Cihan'ı ondan uzak tutmak için ne yaparsam daha da yakınlaşmalarına sebep oluyor. Delireceğim. Ne oluyor öyle gece vakti pat pat? Beyza'nın? Kim varsa var. Sana ne? Kendi evimde sana hesap mı vereceğim? Yürü git bak içine. Ben şu cam kırıklarını toplayayım. Ah! Ay! Kanıyor. Yok, küçük bir sıyrık sadece. Önemli değil. Yok, bakmak lazım. Gel. Gel, yavaş. Yok, bir şey yok. Küçük bir sıyrık sadece. Yavaş. Gel şöyle otur. Yavaş, 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 yavaş. Ver bakayım, bir bakayım ne olmuş. Pansuman yapmak lazım. Ben ilk yardım çantasını alıp geleyim hemen. Sen zahmet etme istersen. Ben de kendim de yapabilirim. Bana bırak. Tamam? Acıyor mu? Küçükken çok yaramaz olduğum için sürekli yara bere içinde gezerdim. Bu malzemelere de kavga kaşığısı olarak çok ihtiyacım olurdu. O yüzden ecza dolabımız olması gerekeninden büyüktü. Demek sürekli kavga çıkartırdın. Yani daha çok hak aramak için. Hakikaten de kavga ederdim. Yani çocukken öyle kavga peşinde koşan biri değildim. O zaman niye kavga ediyordun ki sürekli? Başı sıkışan, ezilen bana gelirdi. Kim haksızlığa uğrasa benden yardım isterdi. Tabii ben de haksızlığa gelemiyorum. Ondan sonra her gün kavga. Işık geldiğine göre ben gideyim. Aferin sana Beyza. Kendi ellerinle romantik bir ortam hazırladın onlara. Artık ne kadar harika bir ortamsa Cihan bir türlü bırakıp gelemiyor. Sonunda döndün Cihan. En azından o kızın yanında kalmadın. Ama bu yetmez. Sorun kökten çözülmeli. Sen zahmet etme istersen. Ben de kendim de yapabilirim. Ben yaparım. Demek sürekli kavga çıkartırdın. Yani daha çok hak aramak için. Hakikaten de kavga ederdim. Yani çocukken öyle kavga peşinde koşan biri değildim. O zaman niye kavga ediyordun ki sürekli? Başı sıkışan, ezilen bana gelirdi. Kim haksızlığa uğrasa benden yardım isterdi. Tabii ben de haksızlığa gelemiyorum. Ondan sonra her gün kavga. Merhaba. Umarım çok bekletmedim. Merak etme canımın içi. Zaman su gibi akıp geçecek. Sonra bu günlerine güleceksin. İnsan neler yaşıyor da gülüp geçiyor. Zaman geldi. Hazırlık için sizi içeri alalım lütfen. Hadi bakalım. Her şey gelip geçecek. Korkma. Ver eşyalarını bize. Sizi buraya kadar yordum ama Hüsnü Kaba hakkında söylenenler doğru mu? Bizzat sizden duymak istedim. İyi yaptınız. Tabii anlatayım. Yıllar önce ben Hüsnü Hanım'ın yanında çalışırken genç bir kadın geldi. 4 aylık hamileydi. Alınmaması gerektiği halde bebeğini aldırmak istedi. Hüsnü Hanım önce uyardı. Para tatlı gelince bebeği aldı. Ne var ki kürtaj esnasında kadına kalıcı bir zarar verdi. Nasıl bir zarar? Bir daha anne olamayacağı şekilde. Hüsnü Hanım'ın etik anlayışı yoktur. Para için yapılmaması gereken tedavileri de uygulayabilir. Gayet rahat. Sonra da siz istediniz ben de yaptım deyip işin içinden sıyrılır. Gerçi bu anlattığım en fenasıydı. Onda da bir tereddüt etti tabii ama parayı görünce... Bence siz eşinizi ona teslim etmeyin. Sağ olun. Aç şu telefonu yenge, aç. Hadi. Ay, sonunda ayak diremekten vazgeçti şu kız. Hoca Develi oğullarının varisini doğuracak, ay inşallah. Ay bugünleri de gördüm ya. Artık ölsem de gam yemem. Teşekkür ederim. Bir şey içecek halim yok. Ben çıkıp biraz hava alacağım. Ay buna da ne oluyorsa sanki anası. Acaba ameliyata girdi mi? Neden açmıyor? Arayıp durma. Şimdi operasyona giriyorum. Her şey konuştuğumuz gibi. Korkulacak bir şey yok. Kendini bana bırak. Derin nefes al. Efendim bir dakika, aracı orada bırakamazsınız. Çekil önümden. Cihan'ın ne işi var burada? Efendim durun. Ben durun. Nerede o? Ameliyata aldılar şimdi. Cihan bir şey mi oldu? Cihan efendim, bir şey söylesene. Ameliyathane burası. Biriniz yapmasınız. Cihan! Efendim. Şimdi güzel şeyler düşün. Sakın dokunma ona. Ne oldu? Niye daldı öyle içeri? Kesin ters giden bir şey oldu. Karımdan ellerini çek. Ne yaptığınızı sanıyorsunuz siz? Hastayı bu şekilde ameliyathaneden çıkaramazsınız. Çekil. Şu an anestezi uyguluyorum. Ameliyat bitti. Tamam. Herkes dışarı. Benimle bu şekilde konuşamazsınız. Karşınızda bir doktor var sizin. Onu da göreceğiz. Gerçekten doktorluk şerefini taşıyor musun, taşımıyor musun? Çıkar şu damar yolunu. Çıkar! Bak neyin içinde olduğunu bilmiyorsun. O yüzden dediğimi yapsan daha iyi olur. Çıkar! Bakma ona! Ya ne yapman gerektiğini daha iyi bir şekilde anlatamam sana. Hadi! Bu iş burada bitmedi. Ne oluyor? Ben çok korkuyorum. Korkma. Ben geldim. Güvendesin. Gidiyoruz. Gel. Yavaş. Yavaş. Başça bırak kendini. Cihan! Ne oldu? Niye çıkardın Hançer'i içeriden? Cihan ne oldu? Bir şey mi oldu? Kafayı yiyeceğim. Bir şey söyle. Cihan! Derdin ne senin? Sensin. Beni o ameliyat masasına sen yatırdın. Son anda kurtardın diye kahraman mı oldun? Sana minnet duymamamı bekliyorsun. Canlarım benim. Gurk tavuk gibi yastığın üstüne kuluçkaya yatsam da sabah paracıklarım çoğalsa. Derya. Ne yapıyorsun? Bir daha olmayacak dedim. Daha ne demin bekliyorsun? Söyle yapalım. İnsan yerine konmak istiyorum. İki çift söz duymak istiyorum. Özür dilerim. Hepsi bu. Duygularımı kelimelerle ifade etmekten hoşlanmam ben. Özür dileyecek bir şey yapmadım ben. Ben de öyle tahmin etmiştim zaten. Bu boyacı işçi hiç içime sinmedi ya. Benim gibi yapamayacak kestirmeleri de. Hayır şimdi parayı da peşin almış. Şişirdikçe şişirecek işi, bir şey değil. Bu yastık niye böyle sörttü? İki dakika tuvalete gittim. Ne yapıyorsun benim yastığımla? Sende yastık var ya, ne istiyorsun benim yastığımdan? Ya bir şeyle uğraşmıyorum, böyle elime attım sert geldi. Ne var ki bunun içinde? Sana ne? Ben yumuşak yastıkla yatamıyorum. Sert olsun diye de içine havlu doldurdum. Öğrendin. Rahat ettin mi? Çekil bakayım. Dokunma benim yastığıma. Ben onu tam denk getiriyorum. Bozmuşsun işte yastığımı. Allah Allah. Senin de yeni huyların çıktı Deryam ya. Tamam. Dokunmam bir daha yastığına. Tövbe tövbe. Ama bebek kör gibi. Bana bir şey mi dedin hayatım? Yat uyu Cemil. Sabah çok işimiz var. Hadi. Kestirmeler mi? Ama benim gibi yapamaz Derya. Bak gör. Cemil! Tamam bir şey deme. Yatıyorum. Ah. Ben bir kestirme yaparım. Hiç içmesin. Bir şey sorma anne. Şu an tedavide başka bir şey de yok. Artık bu konuyla ilgili hiçbir şey duymak istemiyorum. O yılan yine ne yaptı acaba? Oğlumu çileden çıkarmış. Bu işi ele almanın zamanı geldi. Aa, Hançer. Günaydın Yasemin abla. Günaydın canım. Hayırdır? Kötü bir şey mi var? Erkenden gelmişsin. Senden bir şey rica etmeye geldim. Mis gibi börek kokmuş. Mine çok sevinecek. Küçük hanım için sabah erkenden kalktım, kahvaltıya yetiştirdim. O dayanamadı, kahvaltısını yaptı bile. Ellerine sağlık Fadime abla. Mine'ye çok emeğin geçiyor, sağ ol. Severek yapıyorum Sinem Hanım. Keşke bu konağın hanımı sen olsan Sinem abla. Cennet gibi yer olur burası. Kusura bakmayın Sinem Hanım. Önemli değil. İyi niyetle söylediğinin farkındayım. İyilikperisi sizin gibi biri olmalı. Aysu hoş geldin. Hoş buldum Cihan abi. Senin okulda olman gerekmiyor mu? Beni çok özlemiş de birkaç günlüğüne okuldan izin almış. Seninle sonra konuşalım. Annem nerede yengem? Umarım eski eve gitmemiştir. Yok orada değil. İşi vardı, sabah erkenden çıktı. Zaten gelin hanım da evde değil. Sabah erkenden çıktı o da. Nereye gitti peki? Bilmiyorum. Ben bahçedeydim. Tesadüfen gördüm. O beni görmedi bile. Sana bir şey söylemedi mi? Yo, aramadı. Benim de haberim yoktu. Allah Allah. Ya öyle olur mu? Yanlış yapıyorsun, yanlış. Aynı yöne doğru boyayacaksın. Duvar duvar değil, dalgalı deniz mübarek. Ya kardeşim, karışma işimize. İşimizi yapıyoruz burada. Boyacıyız biz. Ben bostan korkulu muyum burada? Ben de boyacıyım. Hem çok iyi anlarım ben bu işlerden. Aynı yöne doğru yapacaksın, aynı. Zaten şu kestirmelerini, mestirmelerini hiç beğenmedim yani. Ben çekecektim o kestirmeleri de. Cemil, gel bakayım buraya. Ama... Cemil. Ama... Gelir misin? Derya, nereden buldun bunu? Hiçbir şey beceremiyor yani. Hiç içime sinmedi bu durum. Adamı bırak şimdi. Sen patronsun Cemil. Senin başka şeylerle ilgilenmen lazım. Bak şimdi birazdan mallar gelecek. Al bak bakayım eksik varsa adam gelmişken sipariş verelim. Tamam, tamam Derya'm işte fazla fazla almışsın zaten de. Ya Derya, yani nasıl ödeyeceğiz? Yine borca batmayalım. Ay çok uzun vadeli aldım. Sıkıda bir pazarlık yaptım. Neredeyse yarı fiyatına geldi. Bunların taksitleri bitene kadar biz 40 kere öderiz onu merak etme. Derya'm, sende de ticaret kafası varmış ha. İyi ki el attın şu işlere. Heh. Ya hiç oldum. Allah'ım ya kime ne anlatıyorum? Aynı yöne, aynı. Alo? Nerede olacağım? Dükkandayım, işimin başındayım. Ne? Anam, gerçek mi diyorsun kız? Tamam tamam, hadi kapat. Tamam kapat, geliyorum hemen. Allah'ım ya. Derya'm ne olmuş? Ay kadınlar arasında bir mevzu. Sen her lafa girme Cemil. Sen işinin başına bak hadi. Tamam, hadi gittim ben. Hadi selam. Allah'ım ya Rabbim yani oldu mu şimdi? Ben ne anlatıyorum sen ne yapıyorsun ya? Yani hiç olmuyor böyle. Kat kat oldu bu duvar. Ya kardeşim daha ilk katı atıyoruz. Nasıl kat kat olsun ki? Ya olmuş işte göz var nizam var görünüyor kardeşim kat kat. 2 kat daha boya atacağız şimdi haybeye bunu ya. Üf. Ve subhanallah. Hele şekillere bak. Aynı yöne doğru yap, aynı yöne. Nereden buldular bunu ya? Zaten kestirmeler olmadı. En büyük sıkıntım o. Ah! Neyse, hadi. Hadi be Gülsüm, hadi aç şu telefonu. Alo? Beyza Hanım merhaba. Bana bak, aradığımda hemen açılacak bu telefon. Ben mutfaktaydım da. Fadime ablanın yanında açamadım. İyi tamam. Cihan eve döndü mü onu söyle. Yok dönmedi. Gelin hanımla gitmişti. Bu saat oldu. Hala yoklar. Nereye gittiler? Gelin hanımın abisinin dükkan açılışı varmış da. Oraya gittiler. Hala gelmediler. Gece orada kalacaklar galiba. Bu olmaz Cihan. Bu kadarı da olmaz. O yılan iyice zehirlemiş seni. Ama ben o yılanın başını ezmesini bilirim. Sen orada rahat edemedin. Hadi gel. Ben yerde yatarım. Duygusuz adam olabilirim ama seni de yerde yatırmam. O kadar değil. Bakayım bizim çifte kumrular neler yapıyor. Ay ama dikizlemek de ayıp. Ay bakmazsam da bütün gece gözüme uyku girmez vallahi. Ana! Koskoca Cihan bebeli oğlunu başına tac edeceğine yere paspas etmiş ya. Ya Hançer bu işten hiç anlamıyor ha. Yine bana kaldılar. Yoksa bu ikisinin aynı yatağa gireceği falan yok. Ay buz gibi. Nasıl da insanı böğrüne böğrüne esiyor böyle. Ay, burası da buz gibi olmuş. Artık birbirinize sokulup ısınırsınız. Bir yerden esiyor sanki. Pencere kenarındandır. Çok iyi kapanmıyor da altına bir şey sıkıştırayım ben. Bunu vereyim ben sana. Biraz keser rüzgarı. Pek bir şey fark etmedi sanki. Kapının altından geliyor esinti. Soba söndüyse ev soğumuştur. Hiç bu kadar olmazdı aslında ama Şu kapının altına bir şey sıkıştırsam aslında. Tamam, ben hallederim. Ayaklandırdım sizi ama inatçı keçiler. Artık sokulun yatın birbirinize. Ay. Aslında içeride elektrikli soba olacaktı. Getireyim mi? Gerek yok. Gece gece insanları uyandırma. Uyusun. Soğuk orası bak. Hadi gel yatağa istersen. Ben böyle yaslansam da olur. Sabah ne kaldı ki zaten. İyi böyle. Senin rahatını bozmayın. Gerçekten çok soğuk. Bak yerden de esiyor öyle. Gel hadi. Bunu da buraya koyalım. Rahat yatarsın. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.